Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Models for Request yani rica kiplerini işleyeceğiz. İngilizce'de rica kipleri olarak karşımıza en çok çıkan arkadaşlar may, will, could ve can ifadeleridir. Biz arkadaşlar bunları kullanırken her zaman cümlenin başında kullanırız. Hemen örneklerimize geçtiğimiz arkadaşlar Could you close the door? Kapıyı kapatır mısın dediğimizde arkadaşlar karşımızdaki bir insandan bir ricada bulunuyoruz. Bakın hemen could ifadesini kullandık. Daha sonra will you pass me the salt please dediğimde lütfen bana tuz uzatır mısın veya tuzu bana uzatır mısın dediğimizde yine bakın will'i kullandık. Ve arkadaşlar rica cümlelerinde daha çok genelde cümlemizin sonunda please ifadesi vardır. Diğer örneğimize geçtiğimizde can you help me please? Bana yardım eder misin lütfen? Dediğimizde arkadaşlar bakın yine neyle başladık? Yine rica ederken kullandığımız can kipiyle başlamış olduk. Ve arkadaşlar may ifadesi var. Bakın may I come in? İçeri girebilir miyim? Değerli arkadaşlar İngilizce'de may farklı bir durumu vardır. May arkadaşlar soru sorarken sadece I öznesiyle soruda kullanılır. Ve cevapta ise arkadaşlar you may diye cevap verilir. O zaman arkadaşlar özetliyoruz. May ifadesi birisinden rica ederken kullandığımızda sadece I ile kullanıyoruz. Yani may I diyebiliyoruz. Ve cevapta ise arkadaşlar you öznesiyle you may. Örneğin yes you may. Evet yapabilirsin gibi bir anlam çıkar arkadaşlar. Yes you may. Çünkü you may arkadaşlar sorularda I ile cevaplarda you ile kullanılır. Will you bring me some water? Bana biraz su getirir misin? Bakın arkadaşlar yine ne yaptık? Will'i burada soru ifadesi yine soru cümlenin başında ve bir insandan ricada bulunurken kullandığımız bir yapı kiptir. Could you turn off the lights? Işıkları kapatır mısın? Dediğimizde bakın yine could ifadesini arkadaşlar kullandık. May I sit here? Buraya oturabilir miyim? Bakın arkadaşlar hemen anlattığımız konunun aynısı. Bakın may soru sorarken may I ifadesi oldu. Çünkü soru cümlesinde birisinden ricada bulunurken soru soracağımız zaman sadece may I diyoruz. Can you answer the phone? Telefonu cevaplar mısın dediğimizde yine arkadaşlar can kipini kullandık. Ve örneklerde gördüğümüz gibi biz rica cümlelerinde ne yapıyoruz? Could, may, will ve can'i kullanıyoruz arkadaşlar. Ve may ile ilgili arkadaşlar neydi dediğimiz gibi may sadece soru sorarken I öznesiyle kullanılır. Cevapları ise sadece yes you may diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen 2000 Ağustos 2014'te çıkan örnek sorumuza baktığımızda close the window. Bakın arkadaşlar burada bir rica cümlesi olduğu için biz ricada bulunurken kullandığımız yapılarımız vardı. Hemen onlar bizim aklımıza gelecek. Onlar neydi? Can, could, may, will ve would. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Sadece ricada kullanılan kiplerden sadece can olduğu için doğru cevabımız Denizli'dir. Diğer bir örnek cümlemizde arkadaşlar Temmuz 2014'te çıkan örnek cümlemizde örnek sorumuzda yes please diyor. Evet lütfen. Demek ki arkadaşlar bir ricada bulunmuş ve yes please denmiş. Do you have a black t-shirt? Siyah tişörtünüz var mı? Dediği için arkadaşlar can I help you? Bakın burada karşımızdaki bir insana biz bir ricada bulunuyoruz, bir istekte bulunuyoruz, bir ricamız var. Can I help you? Size yardım edebilir miyim? Yes please. Evet lütfen yardım edebilirsiniz anlamında. Do you have a black t-shirt? Siyah tişörtünüz var mı diye arkadaşlar cümlemizin devamı gelmiş. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan olmuştur arkadaşlar. Evet diğer bir örnek cümlemizde arkadaşlar cümle boşluktan sonra I am thirsty ifadesi olduğu için ben susadım diyorsa bir insan karşısındaki bir insana ne isteyebilir?
tabii ki bir bardak su isteyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar, can you bring me a glass of water derse arkadaşlar, bana bir bardak su getirebilir misin ricasında bulunabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bizim yeni karşımıza çıkan used to kalıbı. Used to arkadaşlar, geçmiş zamanda yaptığımız veya yapmadığımız eylemleri, alışkanlıklarımızı ya da uzun bir dönem meydana gelmiş bir olayı ifade etmek için kullanılır. Yani arkadaşlar kısacası used to şudur. Used to geçmişte yaptığımız ama şimdi yapmadığımız veya geçmişte yapmadığımız ama şimdi yaptığımız alışkanlık olabilir. Herhangi bir eylem olabilir. Biz onları ifade etmek için used to ifadesini, kalıbını kullanırız. Değerli arkadaşlar, used to'dan sonra bakın used to kalıptır arkadaşlar. Önceden yapardım ama şimdi yapmazdım gibi bir anlam vermek için used to kullanıyoruz. Used to arkadaşlar kendisinden sonra ne yapar? Fiilin birinci halini alır arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar used to'nun olumsuzu ise arkadaşlar didn't used to'dur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Didn't used to verb 1. Fiilimizin birinci hali arkadaşlar. Hemen örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. We used to play marbles when we were children. Bakın arkadaşlar, biz çocukken misket oynardık. Bakın, önceden oynardık ama şimdi oynamıyoruz veya nadiren oynuyoruz. Yani arkadaşlar used to önceden oynardık. Değil mi? Geçmişte yaptığımız bir alışkanlık, bir eylem used to ile ifade edilir. I used to climb trees when I was younger. Ben gençken, ben çocukken ağaçlara tırmanırdım. Ama şimdi tırmanmıyorum arkadaşlar. Bakın used to'dan sonra bakın fiilimizin birinci halini kullandık. Dikkat edelim arkadaşlar. Used to'dan sonra gelen fiil hiçbir ek almaz, yalın halde olmalıdır. Did you used to have a mobile phone? Cep telefonun var mıydı? Yani used to arkadaşlar önceden anlamı verir. Did you used to have a mobile phone? Önceden cep telefonun var mıydı diye soru sorarız arkadaşlar. Burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Eğer used to ile soru soracak olursak cümlemizin başına did getiririz ve used to'daki D harfini arkadaşlar düşürürüz. Buna dikkat ediyoruz. He olumsuzuna geldiğimizde bakın olumsuz cümle arkadaşlar. He didn't used to work on Saturdays. Cumartesi günleri o çalışmazdı ama şimdi çalışıyor olabilir arkadaşlar. Didn't used to. Bakın kalıptı, olumsuzdu. Didn't used to. Ve fiilimizin yalın hali geldi arkadaşlar. Doğru olan kelimeler için burada ne yapıyoruz? Daire içerisine alalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Can ve did used to. Burada used to olduğu için ve cümlemiz soru cümlesi olduğu için used to'nun soru şekli neydi arkadaşlar? Cümlemizin başına did geliyordu. Did you used to? Önceden yapar mıydın? Soru sorarken did you used to ifadesini kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın burada bir rica cümlesi var. Rica cümlelerinde arkadaşlar biz ne kullanıyorduk? May, could, can, will kullanılıyordu. Ve burada arkadaşlar may olduğu için biz ne yapıyoruz? May kullanıyoruz. May I leave work early today? Bugün işten erken çıkabilir miyim diye karşımızdaki bir insandan veya patronumuzdan izin istiyoruz. Ricada bulunuyoruz. Daha sonra üçüncü cümlemize geçtiğimiz arkadaşlar. Help me with my homework please. Bakın please dediği için bu bir rica cümlesidir. Rica cümlelerinde biz ne kullanıyorduk? May, can ve could ifadeleri çok sık kullanılan ifadelerdi, kiplerdi. Dolayısıyla arkadaşlar, could you help me with my homework please? Lütfen ev işlerimde bana yardım eder misin diye karşımızdaki bir insandan ricada bulunuyoruz. Diğer cümlemize baktığımızda bakın ago dediği için 10 years ago 10 yıl önce yani geçmişten bahsettiği için
Did yani geçmişle alakalı bir alışkanlık, bir şey sorması lazım. Did you used to? Ve used to da olduğu için biz soru cümlelerinde used ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla did burada doğru olan kelimedir. Evet, Ağustos 2015'te çıkan örnek sorumuza baktığımızda bakın arkadaşlar. When I was younger, but now. Değerli arkadaşlar, eğer soru cümlelerimizde but now ifadesini görüyorsak %99 ihtimalle bir önceki cümlemizde biz used to kullanmak durumundayız. Used to kullanırız. Tarifimize uyan tek cümle Deniz'de var. I used to walk to work when I was younger, but now I go to work by car. Ben gençken işe yürüyerek gidiyordum. Ama şimdi araba ile gidiyorum dediği için arkadaşlar geçmişle şimdiyi kıyasladığı için used to doğru cevap olmuştur. Evet değerli arkadaşlar yine 2015'te çıkan örnek sorumuza baktığımızda cümlemizi inceliyorum ve arkadaşlar bakın cümlemde but now ifadesi olduğu için bu cümle burada şimdikiyle önceki yılı karşılaştırdığı için, geçmişle şimdiyi karşılaştırdığı için used to ifadesini ben ne yapmalıyım? Boşlukta kullanmalıyım. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Eğer cümlemin içerisinde but now ifadesi varsa mutlaka öncesinde ne kullanılır? Used to ifadesi kullanılır. But now ifadesi bizim için büyük bir ipucudur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Değerli arkadaşlar, hemen birkaç tane örnek sorumuzu çözelim ve konumuza devam edelim. Ağustos 2014'te çıkan sorumuza baktığımızda I need money. Benim paraya ihtiyacım var diyorsa demek ki arkadaşlar ne yapacak? Karşısındaki birisinden biraz ödünç para isteyecek. Dolayısıyla bir ricada bulunması gerekecek. Ve şıklarımıza baktığımızda hepsi de arkadaşlar rica ederken kullandığımız yapılar. O zaman arkadaşlar biz burada cümlenin anlamını çıkarmamız gerekecek. A şıkkında bir I need money, paraya ihtiyacım var. May I use your pen? Kalemini kullanabilir miyim? Burası arkadaşlar mantıken anlamca uygun olmadığı için A'yı siliyoruz. I need money. Could I have the bill? Paraya ihtiyacım var. Hesabı alabilir miyim? Anlam olarak uymadığı için B'yi eliyoruz. C şıkkında ise arkadaşlar. Would you lend me some? I need money. Paraya ihtiyacım var. Would you lend me some? Birazcık bana ödünç verir misin? Dediği için doğru cevabımız Ceyhan'dır. Lend kelimesi arkadaşlar ödünç vermek anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dır. Ödünç vermek. Evet arkadaşlar bir tane daha bu çözüyoruz ve konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Why don't we go to the cinema after school? Okuldan sonra neden sinemaya gitmiyoruz? Arkadaşlar bu A cümlesi bize bir öneride, bir teklifte bulunuyor. Why don't we ifadesi karşımızdaki bir insana bir öneride, bir teklifte bulunurken kullandığımız bir yapıdan bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlar okuldan sonra neden sinemaya gitmiyoruz? Let's go dediği için, hadi gidelim dediği için burada demek ki teklifimizi kabul etmiş ve olumlu bir şey söylemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız good idea, iyi bir fikir, hadi gidelim dediği anlamını tamamladığı için Adana olur. Evet değerli arkadaşlar bugün konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.